23 Haziran 1967 Pazar. Alsancak'ta son derece önemli bir gün. Altay Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndaki son final maçını oynuyorlar. Fenerbahçeliler oyuna başlıyor ve top o günle Selim arasında bir türlü paylaşılamıyor. Bu arada günün en önemli futbolcularından birisi Aytekin'in atağını Yavuz kesiyor. Ve top yine ceza sahasına, Fenerbahçeliler dışarıya doğru çıkartıyorlar. Can Bartu da ileriye doğru uzattı topu. Hemen orada Levent beklemekteydi. Bakın Levent şöyle rakip kaleye doğru pas vermek üzere ve hemen yanındaki arkadaşını uzattı. Ancak Altaylılar topu kestiler Enver'de. Enver aldı, o da arkadaşını gördükten sonra o güne bir pas geldi. O gün ceza sahasına daldı, Ali Rıza kesti. Ali Rıza dışarıda beklemekte olan Aydın'ı gördü. Aydın orta çizgiye yaklaşıyor, attı çalımını Yılmaz'a, orta çizgiyi geçti. Hemen bir paralel pas yanındaki Aytekin'e. Aytekin bakınıyor şöyle ileriye doğru ve o da bir paralel pas yaptı doğru Doğan'a. Doğan ceza sahasına doğru gönderdi. Fakat Selim'den Şükrü'ye gelen topu Şükrü rahatlıkla aldı ve ceza sahasının dışına çıkarttıktan sonra pasını da yaptı. Sağ taraftan bir atak. Kale sahasında kafalar ve Ercan'ın ileriye doğru uzattığı topu yine Magnusson kesti. Magnusson hemen pası Doğan'ı buldu. Doğan'dan da ceza sahasına doğru geldi. Şükrü bırakmadı. Tam çizgi üzerinde de Aydın ondan topu aldı. Şükrü tekrar Aydın'dan aldı ve topu taca gönderdi. Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı. Aytekin vurdu ve gol. Sol taraftan 11. dakikada Magnusson'un ortasını Yavuz ıskalayınca Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 garip duruma yükseltti. Altay 1, Fenerbahçe 0 ve Altay akınlarının ardı arkası kesilmiyor. İşte ceza sahasında köşeye doğru gidiyor, direkten döndü. Levent uzandı ve aldı. Aytekin bir gol daha atacaktı fakat Levent uzandı, aldı. Ceza sahasının dışına çıkardı. İşte bir vole Fenerbahçelilerden fakat sayılmayan bir gol. Müsabakanın İsviçreli orta hakemi Hubert bu golü saymadı. Şimdi top ceza sahasında, Altaylar mütemadiyen mücadele ediyorlar ve birden fazla gol atmak istiyorlar. Top Aytekin'de. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışına çekti. Hemen yanındaki arkadaşını gördü. Sert bir vole Yılmaz'dan yan filelerde top. Altay 1-0 galip durumda ve Alsancak stadındaki bu önemli gece maçında. Top şimdi ceza sahasında. Yaşar'ın sert volesi gol olmak üzere direkten döndü. Direkten döndü yine ceza sahasında, bu defa Altaylar'da. Aydın bir şalınla 3 kişiyi geçti. Ortasını yaptı, sağ taraftan sert bir vole. Kaleci Yavuz'da. Ercan yetişti ve topu kornere gönderdi. Böylece bu önemli ataktan da bir netice alamadı. O gün bu defa gol pozisyonunda. Ondan Yaşar'a geldi, Yaşar'ın sert volesi yan filelerde. Sol taraftan bir otada. Altaylar mütemadiyen ceza sahasına giriyorlar. İşte sert bir vole köşeye gidiyor, Yavuz kurtardı. Yavuz hatalı yediği golden sonra üst üste 3 gol fırsatını önleyerek böylece bütün hatasını affettirdi. Şimdi Yaşar'da. Yaşar ceza sahasının dışında mücadele ediyor. Top hala ayağında. Sağ tarafa doğru daldı. Uzun bir şekilde uzattı topu. Ortasını yapmak üzere yaptı ortasını. Bakalım kim girecek bu topa. Fakat bir vole, top havalandı. Sert bir topa. Varol uzandı ve topu aldı. Altay hala 1-0 galip durumda ve mütemadiyen de mücadele ediyor. Doğan'ın sert volesi barajdan döndü. Bir vole daha, bireyin yanından out. Şimdi işte bir hareket daha ve bu top da Varol'da. Varol'la o gün şöyle biraz güreşir gibi bir harekette bulundular ve hakem geldi, ikisini de ayırdı. Devrede böylece sona erdi. İkinci yarı bakalım ne olacak. İkinci yarıya Altaylar başladılar. Top Enver'de. Enver topu ileriye doğru uzattı. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında mücadele halinde Mustafa. Mustafa ve Altay'ın genç oyuncularından, fakat Fuat bırakmıyor ikinci yarı oyuna giren Fuat. Hemen yanındaki arkadaşını gördü Fuat. Ziya'ya. Ziya'dan Fuat'a sol taraftan bir korner. Sert bir kafa ve direğin yanından out. Bu kafayı vuran futbolcu da Altaylı Feridun. Bir frikik seyrediyoruz. Top ceza sahasına doğru geldi ve Varol'dan önce dışarıya çıktı. Ali Rıza bırakmıyor topu ve iyice dışarıya çıkartıyor. Ceza sahası içinde mütemadiyen kafalar ve bu arada Levent'in bir ıskası. Aytekin aldı. Levent'le mücadele etti. Bacağın ortasından geçirdi Aytekin. Fakat arkadan gelen Fenerbahçe müdafi Yılmaz topu aldı. Aytekin'in ayağına çarptırıp topu taca çıkartmak istedi. Fakat Aytekin ayağını çekince Fenerbahçe'nin aleyhine top taca çıkmış oldu. İşte sol taraftan bir hareket şimdi. Yaşar dalıyor. Daldı. Hemen ortasını yaptı. Orta yuvarlakta Can. Can günün oyunu durduran elemanlarından. Çekti topu geriye doğru. Fuat bir paralel pas yaptı. Yine ortaya doğru gönderdi. Sağ taraftan bir hareket ve Levent'in kafası. Arkadan Şükrü'nün bu topu dışarıya doğru çıkartışı ve Ziya topu stopluyor. Tekrar Can'a veriyor. Can aldı. Orta çizginin biraz gerisinde attı çalımını karşısındaki Yılmaz'a. Top ileriye doğru uzattı. Şimdi top ceza sahasında ve Aytekin'de. Aytekin'den oyuna yeni giren Mithat'a geldi. Sağ taraftan bir korner. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında mücadele üstüne mücadele. Altay hala 1-0 galip durumda. Altay'ın atacağı bir gol her şeyi değiştirebilirdi. Fakat olmuyor. Fenerbahçe 1-0 yeniliyor ama 2-0 İstanbul'daki maçı kazandığı için böylece Türkiye Kupası'nı alıyor. Bu sarı lacivertli takımın bu sene elde etmiş olduğu 4. kupa ve şeref duru arkasından da Fenerbahçe'ye başarı